sonrası hastayı iyileştirmek için yapılan bir şey farklı bir kansere neden oluyor baktığınızda. Bunu canlı ilacı geçen sene gene Ağustos ayındaki basın toplantımızda duyurmuştuk. Eylül ayındaki lenfoma toplantısında canlı ilaç. O zamandan bu zamana canlı ilaç daha bakın bir yıl dolmadı. Müthiş. Amerika'da şu anda 50 veya 100 merkez canlı ilaç tedavisi yapmaya başladı. Bizim ülkemizde henüz yok. Basit gibi görünse de sonuçta büyük bir yüksek teknoloji başlangıçta gerektiriyor. Hani bunun ülkeye transferi olacaktır. Veya bu firmalar Türkiye'ye de bunu ilaç olarak ihraç etme sürecindelerdir. Ama şu anda maalesef Türkiye'de bu canlı ilaca erişimimiz yok. Diyabet ve depresyon gibi birçok hastalığın önlenmesinde ve tedavi sürecinde iyi bir etkin rol aldığı bilinmektedir. Günümüzde yapılan çalışmalar kanser hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde de iyi bir rol olacağını göstermektedir. Gerçekten de kanser tanısı almadan evvel ve kanser tanısı aldıktan sonra yapılan tedavilerde egzersiz yapılan kişilerin çok daha uzun ömürlü olduğu gözlemlenmiştir. Benzen renksiz, kolayca buharlaşan ve aynı zamanda yanıcı olan benzen oldukça sık kullanılan kimyasallardandır. Doğada petrol ürünlerinin içinde bulunabilen benzen baskı endüstrisinin yanında lastik, boya, temizlik ürünleri, böcek ilaçları gibi kimyasalların içinde de yer almaktadır arkadaşlar. Yani ne kadar hayatımızın her gün içinde olduğumuz bir kimyasaldan bahsediyoruz. Kendisini takdim edip onun da çok önemli, bizim çok önemsediğimiz bir mesajı var. Geçen senelerde de her sene buna benzer mesajları veriyoruz ama memeye konulan protezler, ister meme kanserli hastaların meme kanserinden sonra eksikliği tamamlamak için yaptırdıkları olsun, isterse hanımefendilerin estetik amaçlarla yaptırdıkları olsun, net bir şekilde biliyoruz ki, 7 yıldır biliyoruz ki memede özel bir kanser olan lenfomaya, meme lenfomasına yol açmakta ve Dünya Sağlık Örgütü bunu raporlarına koydu. Ancak bunun ne kadar olduğu, ne kadar sıklıkta görüldüğüne dair maalesef sağlıklı bilgimiz yok. Ancak Amerikalıların oluşturdukları kayıt sistemi 2017 Eylül ayı itibariyle 414 meme lenfomasının, meme proteziyle ilişkili 414 lenfomanın görüldüğünü, bunların bir kısmının ölümle sonuçlandığını ortaya koydu. Buradan bilinmesi gereken mutlaka şey şu ki meme protezleri lenfoma riski taşımaktadır. Bugün bu bilgi ancak şu anda var olan protezlerin çıkartılmasını gerektirmiyor. Gene de bilinmesi gereken şey şu, memede, protezli memede şişlik, ağrı veya sıra dışı yeni bir yakınma o bölgeyle ilgili olduğunda mutlaka kontrol yaptırılmalı. Ultrasonografi ve diğer görüntüleme yöntemleriyle tanı kolaylıkla konulabilmekte ve erken tanındığında da protezin çıkartılması bile yeterli olabilmekte. Ancak zamanında tanı konulup tedavi edilemezse ölümle sonuçlanan vakalar bildirilmiş. Hangi protezlerin daha riskli olduğu konusunda sağlıklı bir bilgimiz olmamakla birlikte yüzeyi pürtüklü dokuyla kaplı olanların biraz daha fazla riskli olduğu düşünülmekte. Bu bilgi meme protezi takılacak bütün hanımefendilere mutlaka verilmesi gereken bir bilgi. Kan kanserlerinin tedavisinde inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Tedavi seçeneklerini takip edebilmek zorlaştı. Her ay yepyeni ilaçlar, yepyeni sonuçlarla karşımıza geliyor. Şu anda efendim futboldan örnek verirsek U19, U21 diye adlandırılan PAF, eski adı PAF takımı, yani yürüme aşamasında, olgunlaşma aşamasında olan 250-300 civarında yeni ilaç var. Bunlar önümüzdeki 1 ila 8 yıl arasında kullanımda olacaklar. Tedavilerde irili ufaklı devrimler olmakta. Bazı hastalıklarda tedavi başarısı %10'lardan son 15 yılda %90'lara
çıktı. Egzersizin net bir şekilde en az 10 kanser tipinde %40'a varan risk azalmasına yol açtığını net biliyoruz. Sigaradan sonra kanserin çok önemli ikinci bir nedeni de obezitedir ve şunu çok kuvvetle biliyoruz ki televizyonlarda size söylenen milyonlarca bitkiyi milyonlarca gün yeseniz içseniz de düzenli egzersiz yapmanın sağladığı yararı asla sağlayamazsınız. Kalp hastalığı, Alzheimer, işte bağırsak sorunları, kemik sorunlarına olan katkısını saymıyorum bile. Doğrudan kanseri en az 10 çeşit kanserin önlenmesinde çok ciddi katkısı olan iki şey. Sigarayı bırakın, yürüyüşe başlayın. Teşekkür ederim. Bir tane daha.